İzmir Santa Maria Kilisesi'nde İsa Mesih'in mabede sunulması bayramı ile denk gelen gün olan 2 Şubat 2021 tarihinde İzmir'in yeni başepiskoposu Monsenyör Martin Kımatek'in kutsama töreni gerçekleştirildi. Tören Sat 7 Türk'ün Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak yayınlandı. İzmir Santa Maria Kilisesi'nde İsa Mesih'in mabede sunulması bayramıyla denk gelen gün olan 2 Şubat 2021 tarihinde İzmir'in yeni başepiskoposu Monsenyör Martin Kımetek'in kutsama töreni gerçekleştirildi. Başepiskopos Monsenyör Martin Kımetek 2015 yılında görevi alan ve yaşı sebebiyle görevinden feragat edip emekliliğe ayrılan Monsenyör Lorenzo Pretto'nun yerine geldi. İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle kiliseyi su bastı ve tören 1,5 saat geç başladı. Kutsama töreni Vatikan Türkiye Büyükelçisi Monsenyör Paul Russell'ın baş kutsayanı olduğu İzmir emekli başepiskoposu Monsenyör Lorenzo Pretto, Türkiye Keldani Başepiskoposu Monsenyör Ramzi Garmo ve Moskova'nın episkoposu Monsenyör Nikolay Dubin'in eşliğinde gerçekleşti. İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Metropolitliği Başepiskoposu Bartolomeo Samaras, Türkiye Ermenileri Partisi 2. Sahakı temsilen Ruhani Meclis Üyesi ve Kiliseler Arası İlişkiler Sorumlusu Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu adına Başrahip Bartan Kirakos Kazancıyan, Anglikan Kilisesi rahipleri Patrick Irwin ve James Buxton'la birlikte Fransisken Konventual Dünya Başrahibini temsil eden Rahip Thomas Lesnak ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Said Susin de törene katıldılar. Monsenyör Martin Kımetek'in etrafında aynı Fransisken Konventual Cemaatinden 2 yardımcı rahip, İstanbul'dan Doğu ve Kutsal Toprakların gözetmeni, Kıdemli Peder Anton Bulayi ve Slovenya Bölgesi Başrahibi Peder Igor Salmik de törende yer aldılar. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Avrupa ülkelerinden gelen diğer papazlar kilisenin önemli bir bölümünü doldurdular. Kutsama töreni İzmir'in emekli başepiskoposu Monsenyör Pretto'nun giriş konuşmasıyla başladı. Ardından Vatikan'dan gelen ve yeni İzmir başepiskoposunun ismi ilan edilen beyanname, İzmir Alsancak Rosario Kilisesi'nin başpapazı Peder Igor Barbini tarafından Latince olarak okundu. Belge okunmadan önce okuyucu tarafından tüm katılımcılara, toplanan tüm meclise ve aralarında bulunan Slovenya'nın Türkiye Büyükelçisi Veleposlanik Primo Seligo, Paraguay'ın Türkiye Büyükelçisi Seferino Valdez Peralta'ya, İzmir'in Fransa ve Slovenya Fahri Konsolosları Zeliha Toprağ'a, Doktor Masar İzmiroğlu'na, İzmir Konak Belediyesi'nin temsilcisi Teodora Hacudi'ye ve şehirde kültürel ve eğitim kurumlarının temsilcilerine gösterildi. Monsenyör Russell verdiği vaazın ardından kural olduğu üzere yeni atanacak başepiskoposa imanı korumaya ve görevinin gerektirdiği işleri yapacağına dair verilen söz hakkında bir takım sorular sordu ve Peder Martin hepsini olumlu olarak cevapladı. Secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fin dai tempi degli apostoli. Sancte Ioannes. İstanbul Aziz Antoine Kilisesi'nin başrahibi Peder Yosif Robu tarafından azizlere yakarış ilahisi söylenerek kutsanan başepiskopos, kutsayanın önünde boylu boyunca uzanmaya, dinleyicilerse diz çökmeye davet edildi. Sancte Filipe. Geleceğin başepiskoposu, başkutsayanın önünde önce ondan ve sonra diğer 3 episkopos tarafından ellerinin uzatılması için diz çöktü. Peder Martin'in başının üstünde açık İncil, 2 yardımcı rahip tarafından tutulurken Monsenyör Russell kutsama duasını okudu. Tören, Peder Martin'in başına başkutsayan tarafından kutsal yağ sürülmesiyle devam etti ve ardından sağ yüzük parmağına sadakat sembolü yüzüğünü takmadan önce İncil verdi. Monsenyör Russell, başepiskopos asasını vermeden ve koltuğun üstünde oturmaya devam etmeden önce, yeni İzmir başepiskoposunun başına episkopos başlığı koydu. Tüm episkoposluk kıyafetleriyle Monsenyör Martin, başkutsayan ve ardından altar yanındaki tüm episkoposlar ve papazlar tarafından barış kucaklamasıyla selamlandı.
Efkaristiya töreni bittikten sonra törene katılan pederler ve rahipler sırayla konuşma yaptılar ve hediyelerini takdim ettiler. Ardından Monsenyör Martin Kmetek, Monsenyör Lorenzo Pireto ve Monsenyör Ramzi Garmoğu orta yoldan ve nefin sonuna kadar cemaati takdis etmek için gidip döndüler ve bu sırada koro Te Deum isimli geleneksel şükran ilahisini söyledi. Yeni Başepiskopos kutsama töreninde bulunanlara teşekkür etmek için ve yeni görevinin taahhütlerini anmak için söz aldı. Konuşmasında şu alıntıyı yaptı. Başepiskoposluğumuza bağlı, Katolik Kilise cemaatimizin tüm imanlılarına hitap ederken, bir episkopos dostumun şu sözleri aklıma geliyor. Havarilerin halefleri olan episkoposlar topluluğuna hoş geldin. Ancak unutma ki, Allah'ın yargısının bizden beklentisi daha fazla olacaktır. Tören bittikten sonra Monsenyör Martin katılımcıların tebriklerini kabul etti.